Azizler, bandanı Allah Ta'ala'ya yakınlaştıradigan, onu Allah Ta'ala'nın huzurunda hürmet topşige sabab boladigan en ulu fazilet bu takva. En ulu fazilet bu takva. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah inna akramakum indallahi atqakum deydi. Sizlerini Allah'ın huzurunda en mükerremiler, en hürmeti balantiler bu sizlerini Allah'tan kubra korkadiganiler dedi de Allah Ta'ala. Mezonda ölçüşünü karayın. Kim hürmetli hazır? Adamlarda eğer insanların mezonu bile ölçüdüken bulacak kim hürmetli? Bay hürmetli. Amaldar hürmetli. Oşu koludan şikirledigen abrosu bana hürmetlik. Lekin Allah'ın nezdi de onun kanca hürmeti var. Allah özü bile. Biz hiç kimde taşkı kıyafasıge karab, yürüştürüşüge karab, bunu Allah'ın aldı da mertebesi balant ya ki mertebesi pas defa içlikke hakkımız yok. Çünkü takva bu kalpte buladiganlarsa. Şunun için insanların taşkı kıyafasıge karab, ya ki onların mevkiyege, içtimai haletge karab hiç kim baha vermeydi. Hakiki bahane Allah Azze ve Celle'nin özü verildi. Özü Kur'an'da ayet koydu. İnne akramakum indallahi atqakum. Allah'ın huzuru da sizlerinin en mükerremiler, en abroyiler. Bu sizlerinin kufra Allah'tan korkadıkken takvadarlar. Kanca takvadar olsa, şunca Allah'a yakınlaşabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam davruları da bir katta bir uruş cihat boladigan bo'ldi. Düşman hamle qilyapti. Juda ham katta qo'rquv. Payg'ambarimiz alayhissalom negadir hech qilmagan bir topshiriqni aytdilar. Sahobalariga qilib aytdilarki, "Ituni bu du'afaikum. Menga barcha zaif va zuafolarni yig'ib kelinglar." Mahallasida hech kim hurmat qilmaydigan, izzat qilmaydigan, bechora hol, zaif, faqir, miskin. Nogiro, lekin Allohning nazarida martabasi baland. Ana shunday zaiflarni yig'ib kelinglar deb buyurdilar. Sahobalar hayron, nega bunday qilyaptilar? Barcha zaif va zuafolarni yig'ib olib kelib to'plab qo'ydilar. O'zi aslida urush boshlanishida baquvvatlarni, kuchliklarni, salohiyatlilarni olib kelish kerakdir. Lekin nega bunday qildi? Sahobalar hayron. Qarang azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalom ularni oldiga chiqib nima dedilar? Ularga qarab aytdilarki, ey zaif va zuafolar, ey mahallasida qadri yo'qlar, ey hech kim hurmat qilmasa ham Allohning nazarida ikromli bo'lgan zotlar deb zaiflarga murojaat qilib, "Ud'ulloh ayyan suralana." Duo qilib beringlar, Alloh bizga nusrat bersin dedilar. Duolari mustajab bo'ladigan zot bütün alemlerge rahmet bulup gelgen zat zayıf ve zaafalardan dua alı yaptılar. Dua kılayım biz geldi. Lekin bizde zayıf ve zaafalar miskin ve fakirlerden dua alıştı oylamayız. Daim onlar takirlenişlik. Aslında İslam noktayı nazarından ulamalardan birileri etkilerler ki hakiki takva degeni kim degendi? Takvadar adam, mana şu başkalardan, başkalar mening aldığımda Allah'ın huzurunda ikramliroq bo'lsa kerak deb o'ylaydigan adam degan ekanlar. Bizda aksida, man takvali, man Allah'ın huzurunda eng o'sha mo'tabari degan narsa bizni o'zi asli betaqvo qilib qo'yadi. Aslida qo'rqib turishimiz kerak. Yo'q. Mana takvayım unchalik emasmikin, hareket kılışım kereymikin, yeniden ibadet kılışım kereymikin, korkup duruşumuz kereyim. Çünkü Hazreti Umar'da bile sizlere, Hazreti Umar radiyallahu anhu, halife buluşluk bilen birge, Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın kaynataları buluşluk bilen birge, aşere-i mübaşşarları birileri ediler. Yani trik mahallarında siz cennetiysiz deyip 10 ta sahabana etken bulsa, bana şu 10 tadan bittiyse Hazreti Umar ediler. Endi vaqti kelib Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Mu'minlar amiri bo'ldi. Mana shunday katta masjidda Nabaviyada turib ular bay'at qiladilar.
Bayat bilasizlar, qo'llarini ushlab, Ubay aka ya amiral mu'minin, ey mu'minlar amiri, biz sizga bayat qilamiz. Ya'ni sizga sadoqat bilan turishlikka bayat qilamiz deb sahobalar bayat qiladilar. Jannatiyligi bashorati berilgan. Umrini mana shu yo'lga sarflagan ulug' zot, Hazrat Umardek zot bayat topshiryaptilar. Hali bu masjidning burchakasiga qaraydilar, hali bu tomoniga qaraydilar, u yoqqa qaraydilar, bezovtalar. Hayron odamlar, nega bunday qilyapti? Hammaga bayat beryaptilar, lekin juda ham o'zida notinchlik. Oxiri chidamadilarda o'rinlaridan turib turib aytdilarki, "Ayna Huzayfa" dedilar. "Huzayfa qani?" dedilar. "Huzayfa ibn Yamon radhiyallohu anhu nega bayat qilmayaptilar? Qani?" dedilar. "Nega Huzayfani so'radilar?" Çünkü Huzayfa radıyallahu anh'ın lakabları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırdaşı degen lakabı vardı. Resulümüz uzattı, çakırıp kimler münafıklığını aytıp örgütken ekenler. Ve Huzayfa radıyallahu anh'a şunaka bir salahiyet belirgen eken ki Resulümüzün terbiyeleri neticesi de adamda yüzüge karab durup bana şu münafık de bilvalarkenler. Endi jannatiyligi bashorat berilgan Hazrati Umar degi zot qo'rqib ketyaptilarki, agar Huzayfa menga bay'at qilmayotgan bo'lsa, menda bir munofiqlik bormikin deb. Qo'rqib ketganidan hatto so'ravordilarki, "Ayni Huzayfa, Huzayfa qani?" deyodilar. Huzayfa bir chekkada o'tirgan ekanlar, o'rnini turib, "Men shu yerda men Amiral Mu'minning navbat kutyapman" deyodilar. "Subhanalloh, alhamdulillah. Ey Huzayfa, meni yuzimga tez-tez qarab turing" dedilar. "Qarang. Mani yüzümge tez tez karab durin, nifak alamatını bilsiz aytasız" dediler. Biz Hazreti Umar'da aldı da kimiz? Nige biz beygam bulup kalışımız gerek? Albatta, mu'min iki narsa ortasında duradı. Haf var, raca ortasında. Allah'tan korkuşuyen var, Allah'ın rahmetini ümidiyen var. Her iki tomonga öte ötüp geçişliği hem okunmaz. O da haf birilip dünyadan koyunu kalıp bu tamamda korkuğu gelip şüphe olmayıydı. Allah'ın rahmetini ümit kılıp buldu bir yakını. Hemen yakını yıkıştırıp ben kalbim tasa tamam hamması caydı cennetim anık deyip olmayıydı. İkilesinin ortası duruş gerek. Hem haf hem raca. Takva bana şu azizler. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan sonra gene keller. Bazıları İbni Ömer radiyallahu anhudan hem deyip geledi. Bana şu sıfatı iki kıl geledi. Sonra yaptılar ki, o zaman takva degeni ne degeni dese, o zaman düşündürgen eken. Takva degeni, sen bir tikanlik yolge yalan ayak kirdin. Bir ekin zarge yalan ayak kirdin de, tikanlarını kurup izmesten üşünden özünün ihtiyat kılıp ayaklarını ahlap otup keçişliğin bana şu takva. Yani alem bir ekin zar. Bunda tikanları var, günahlar var, masiyetler var. Ana o'shindan o'zimizni ehtiyot qilib o'tib ketishligimiz mana shu taqvo bo'ladi. Ana shuning uchun ham biz taqvoga juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Aslida o'zi taqvoning lug'aviy ma'nosi ham saqlanmoq, ehtiyot bo'lmoq degan ma'nolarni beradi. Taqvoning ma'nosi shu. Taqvo deganda biz qo'rquvni tushunmasligimiz kerak-da. Aslida taqvo saqlanmoq, o'zini ehtiyot qilmoq ve Allah'ın azabından korkan halde bana şu işlerini kılıçdık. Yani saklanışlık. Bana bu takva değildi.